قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم okuduğum ayet-i beyinat sure-i kıyamede kıyamet suresinden bir ayeti celiledir. Manası gayet de derin ve anlayan için de korkutucudur. Hakikaten korkutucudur. Zira bu kısa hayatının hesabını hakka vermek ve burada biz ne yaptıysak evvel ahir cümlesini bize haber vereceğini ve ona göre mücazat göreceğimizi haber vermektedir. Her meşru işini Allah'ın ismiyle yap. Allahü Teala'nın ismi dilinde sevgisi ve haşyeti gönülde bulunsun. Zira her yaptığını iş tespit olunmaktadır. Cenab-ı Molla Cami'nin söylediği gibi hemen akvali ahvali muttahar Rüveyda kerde ender rucu mahşer. Her yaptığın iş, her söylediğin söz bir şekle gelir, girer ve kıyamet gününde senin önüne getirilir. Okuduğum ayetin manasında hücren size sunduk, verdik. Ne yaptınsa hiçbir şey gizlenmez. En ufak habbeden kubbeye kadar her şey kula haber verilecektir. Onun için bu aleme niçin geldin ve nereden geldin? Bu alemden nereye gideceksin ve niçin gideceksin? Bunu bilmeyen, bunu düşünmeyen, bunu tefekkür etmeyen kimsenin ömrü heva emmensura olmuştur, yazık olmuştur ömrüne. Geldiğimiz yer haktır. Hak'tan geldik ve hakka rücu edeceğiz. Fakat insan gelip insan yaşamak ve insan olarak dönmek olduğu gibi insan gelip hayvan gibi yaşamak, hayvan olarak dönmek de vardır ahiret alemine. İmanını kurtaramayanlara pek yazık olacaktır. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bu kelime-i tayyibeye sahip olanlar ebedi saadete girecekler, Hakk'ın cennetine girecekler, sohbet-i Muhammed Mustafa'da oturacaklar, matlab-ı ala maksad-ı rana olan cemal-i ve kemal-i ilahiyeye mille müşerref olacaklar ve iltifat-ı Rabbaniye'ye nail olacaklardır. Hayatlarının manalarını bilmeyenler de onlar bu udiyette uzak düşecekler ve nârda halak olacaklardır. Bir zat huzur-u ilahiye getirilir yevmi kıyamette. Buna hesap sorulacaktır. Kısa hayatın hesabı sorulacak. Hayat kısa fakat manası çok büyük. Geçen hafta söylediğim gibi sizlere, bir kelime-i tevhid hakkın mizanını doldurur. Hakkıyla tevhid ettiyse eğer, manasını bildiyse, duyduysa, tam bir inançla söylediyse huzurullah'a getirilir. Ondan hayatının 99 defter kendisine verilir. Her sene Berat Kandili'nde, işte önümüzde gelecek olan Berat Kandili'nde insanların bir senelik defteri hak maliyesine tevdi olunur. Yenisi verilir. Buna hesap sorulduğu vakitte lisan da sorulmaz. Yine Cenab-ı Hak haber veriyor Kur'an-ı Kerim'inde, Sure-i Yasin'de, yani Kalb-i Kur'an'da. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kânu yeksibûn. Allah Allah! Biz o günde ağızları mühürleriz. Ağızları mühürleriz. Yani ağızları, dilleri konuşturmayız. Ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz. Ayakları şahit tarz yaptıklarımızdan diyor Cenab-ı Hak. Onun için her meşru işinde, yani meşru Allah'ın razı olduğu işte. Hakk'ın ismini terk eyleme. Allah'ın esması ki en mühim ismi, ki ismi azamdır. Ve dört kitabın manasını Allah o kelimeye cem etmiştir. Tevhiddir ve Bismillahirrahmanirrahim'dir. Çünkü dört kitabın, yüz suhufun dört kitabın manasını Allah Sure-i Fatiha'da cem etmiş. Sure-i Fatiha'yı Bismillahirrahmanirrahim'de cem etmiştir. Her hususta meşru işlerde, gayri meşru değil. Allah'ın razı olmadığı işlerde besmele çekilirse iş tehlikeye döner. Ama Allah'ın razı olduğu işlerde besmele çekilirse o kimse büyük makamı âliyeye nail olur. Misallerini verelim. Diyor ki Selman-ı Farisi, Selman-ı Fak, ben Resul-i Ekrem ile beraber gidiyordum. Bir makbereye uğradık. Resul-i Ekrem orada uzun uzun ağladı. Ve mübarek gözlerinden yaşlar sakallarına ve göğsüne döküldü. Ben yanına sokuldum geldim. Yani bir yallah bir ayet mi nazil oldu?
Bunun şiddetiyle ağlıyorsunuz dedim. Hayır, bu makberede yatanların kâfesi azab-ı ilahide buyurdular. Bahusuz şu kabir sahibi müthiş bir azapta. Bazıları görür, bazıları görmez. Nebi-i Zişan'a evvel ahir görünmüştür. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulumun evvelin vel ahirin, ilimlerin evveli ve ahiri Hazreti Peygamber'de cem olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. O hüviyet-i Rabbani'dir, mirat-ı haktır. Resul-ü mutlaktır. Cümle enbiyanın serdarı ve serveridir. Mahbub-ı kibriyadır. Kainat onun için halkolunmuştur. Allah'ın rahmetinin zuhurudur. Ona biat, Allah'a biat. Ona muhabbet, Allah'a muhabbettir. Resul-i Ekrem'e. Ona isyan, Allah'a isyan. Ona ihanet, Allah'a ihanettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan ayrıldık. Efendim, lütfen kerem edin, arkadan gelen cemaatle yer verin. Onlar geç kalmış biraz. Azıcık biraz öne doğru. Lütfen, lütfen. Kerem edin. Mümin kardeşlerinizle daima iltifatta bulunuz. Cennete yalnız girmeye kalkma. Fedakar ol. Sonra gittiğimiz yere gittik, döndük diyor Selman-ı Pak Hazretleri. O kabir önüne geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tebessüm buyurdular. Ya Resulallah, buradan geçerken az evvel bu kabirde olan azabı beyan ettiniz ve şimdi tebessüm buyuruyorsunuz buyurunca buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu kabir azabı şimdilik nimete tahvil olmuş. Ya Resulallah, sebebi nedir diye sordum. Hikmetini öğrenmek istedi yani. Allah Selman-ı Pak'tan razı olsun, bize öğretti sormasıyla hikmetini. Cebrail bana geldi. Cebrail aleyhisselam. Bunun bir yavrusu vardı. Dünyada bir yetim bırakmıştı bu. O yetim bugün mektebe başladı. Ve Bismillahirrahmanirrahim esmasını okudu. Hak Sübhane ve Teala buyurdu ki, benim Rahman ve Rahim esmamı okuyanın babasını ben narda koymam dedi. Onun için bu mükafatı kendisine ihsan inayet buyurdu. Azabını rahmete tebdil etti buyuruyorlar. Düşünün Esma-i İlahi'nin ne olduğunu. Yine şurada bir ufak kısa daha var. Onu da verelim ki örnek versin dersimize. Bazı insanlar böyle müminlerin, hakka karib olan müminlerin ehval-i harekatını bilmezler. Allah onlara da bildirsin. Buna aşina gönül lazımdır bilmek için. Düşmeyen bilmez. Damdan düşmeyen anlamaz, bilmez. Kadın ailesi gayet salihattan bir kadın, iyi bir hanım yani. Kadınların salihati iffet ırzını korursa, ibadet ve taatında bulunursa, efendisine ihanet etmez, emmaline, eşyasına ihanet etmezse, efendisinin emrinin tahtından çıkmazsa, Resul-i Ekrem buyuruyor, o kadın için diyor, ben cennete kefil ederim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii o kadın anne oluyor. Anne olunca da cennet anne ayağı altında oluyor. El cennetu hatta akdamil ümmuhat. Allah cenneti annelerin ayağı altına serdi. Onun için ben daima tembih ederim kendi ihvan-ı yaranıma, cemaatime, bildiklerime. Annelerinizin ayağının üstünü değil, altını öpünüz. Cennet kokusunu almak istiyorsan eğer. Efendim biz cami görmedik, ders almadık, anne baba kıymeti bilmedik. Alim, ulema haberimiz yok idi dersen eğer artık işiniyorsun. Ama onlar öldüler geçtiler. Gene bırakma yakalarını. Çekeceğim besmeleyle onların azabı tahvil olur yahut azabı nimete tebdil olur. Anlattım işte az evvel. 4 rekat namaz kıl. Akşamın yatsı arasında. Onun sevabını, kadir kıymetini bilmediğin annenin ve babanın ruhuna bağışla. Sevabını. Acaba anlatabildim mi? Bunun hukuki ebeveyn namazı derler. Efendim biz 5 vakit kılamıyoruz. Allah kılmayı nasip etsin. O zevki versin Allah. Namazdan lezzetli bir şey yoktur. Çünkü müminin miracı namazdır. Bir adam namazdan zevk almazsa bilir ki hastalığı vardır onun kalbinde. Marazı vardır. Kalp marazına uğramıştır. Namaz müminin miracı. Hak ile sohbettir. Allah cihetten münezzehtir. Namaz kılana tecelli eder. Fazla söylemiyorum. Kelime yok bulmak için. Yani 28 harfle bu tarif olunmaz. 28 milyon harf olmalı tarif etmek için. Gören bilir, tadan bilir, koklayan anlayabilir yani. Onun için namazı ihmal etme sakın ha ey mümin. Efendim istihavet olacağım inşallah istikbalde başlarım sakın ha. Hemen tövbe istiğfar, evvela tövbe sonra ibadet Allah-u Teala Hazretleri'ne. Sakın ha. Ensende dolaşıyor melekül mevtün kılıcı. Ne vakit gideceğimiz malum değil. Görüyorsun ki akşamdan sıhhatli bir adam sabahın cenazesini kaldırıyoruz.
Bir de bakıyoruz ki hasta aylardan beri yatıyor. Başındaki onu tedavi eden doktor ölüyor bu sefer. İbret için söylüyorum. Onun için hemen tövbe istiğfar Allah'a. Sakın kötülük yapma. Zerre kadar şey söyledim ayet-i kerimede. Zerre kadar kötülükten Allah'ın rızası olmadığı peygamberin incindiği kötülükten kaçın. Zahir oldu, unuttun, yaptın, istiğfar et Allah'a. Tekrar Allah'a sığın. Allah'ın rahmeti gayet geniştir. Şirkten gayri istediği günah affedebilir. Şirkten gayri istediği. Ama mümine layık olan günahın küçüğü büyüğü değildir. Allah'a iskandır mesela. Onun için küçük günahına kaçınmak lazım gelir. Bu günah ise gayirdir. Bu günah kebairde ayrılmamalı. Herkes, bazı müminlerle böyle bu şekilde. O kadıncağız da salihten bir kadınmış. Ne alırsa Bismillahirrahmanirrahim alır. Bismillahirrahmanirrahim koyar. Bismillahirrahmanirrahim kaldırır. Böyle daima besmele çekermiş. Meşru işlerinde. Meşru iş demek Allah'ın rızası olduğu iş. Mesela bir adam içki içen bir adam besmele çekse neuzübillah dinden dışarı çıkar yani. İstiza olur Allah ile o. Estağfurullah azim. Allah'ın yani rıza olmadığı şeylerde besmele çekilmez. Oradan belli olur zaten necis olduğu işin, telaket olduğunu. Hanım demiş, sen bu besmeleyi ne kadar çekeceksin? Vâbüd rabbeke hattâ yetiyekel yakîn. Bana ölüm gelinceye kadar ben Rabbimi zikredeceğim. Bundan evvel de size söylemiştim. İlyas aleyhisselam son nefesleriymiş. Peygamber, Hazreti Peygamber ağlıyor, İlyas Peygamber. O koca ulu melek gelmiş. Aşkı maşuka irdiren yahut haneleri harap eden, ya Nebiyallah niye ağlıyorsun demiş. Sen bir nebiyisansın, sen makam-ı aliyeye yüceleceksin. Niçin ağlıyorsun? Hakk'a vuslat için mi? Ondan değil demiş. Ondan değil. Ya melekül mevd. Rabbime ibadet etmeye doyamadım demiş. Allah. Çünkü çene kapandı mı, göz yumuldu mu ibadet bitti. Ondan sonra feryad-ı figan var. Yahut saadet var. Ya saç sakal olmak var, ya elleri ısırmak var. Yahut saadete girmek var. Gözünü aç. Konuştuğum hikaye değil. Başına gelecek. Başımıza gelecek yani. Sen zannediyorsun ki ölüyü görüyoruz biz. O öldü, bize yok zannediyoruz biz. Ölünün başında mal için çekişenler, birbirini öldürenler var. Ahmaklar. Allah bizi öyle yapmasın. Daha ölünceye dek ben besmeleyi çekeceğim. Rabbime ibadet edeceğim. Peki ne olur yani bu ibadetten? Bu besmeleyi çekiyorsun. Bu Esma-i İlahi'yi okuyorsun. İçinde kalma, müsemmaya gel. Kalbinde hak muhabbeti bulunsun. İçinde olmayanı dışından söylersen münafık olursun. Hem lisanın Esma-i İlahi'yi zikreyle, hem gönüllü Allah'a tasdik ve Resulünün tasdik eyle ve Allah'a iman et. Duy yani, kalben duy besmelenin manasını, o rahmaniyeti ve rahimiyeti. Besmeleyle su üzerinden yürünür dedi kadın. Ateşte insan yakmaz besmele dedi. Hakkıyla şeker şey olma. Efendi işte olur mu şey, saçmalama. Ateş insanı yakmaz mı? Yakmaz. Ateş sebeptir. Müsebbib ve hakiki Allah'tır. İbrahim Nebi, Nemrut ateş attı. Yaktı mı ateş, soruyorum sana. Kur'an haber veriyor, ben söylemiyorum. İsmail peygamberi, İbrahim peygamber hak yoluna kurban etmek istedi. Bıçak o körpü eti kesti mi? Soruyorum. Ha, müsebbib ve hakiki Allah'tır. Sen sebepten bilme işi, müsebbibe git, yukarı git. Sebepten bilenler kelp mahiyetindedir. Bir köpeğe taş attığın vakitte atanı ısırmaz da taşı ısırır ya köpek. Hak'tan görsen, hakkı bil, Allah'ı bil, Allah'lı ol. Bir şey olmaz dedi. Bir şeyi muhafaza edilir, Cenab-ı Hak hıfzeder onu esmasından. Öyleyse ben sana bir iş yapayım da gör dedi, seni mahcup edeyim dedi. Bu akıllı adam çünkü, akıl maaş sahibi. Bu akıl maaşın tevkinde anlattığım hikaye kısa benim. Akılsız bir şey olmaz ama akılla her şey hallolmaz. Aklı maaş, beygire benzer. Denize kadar gidersin, denizden yürüye yürüyemezsin. Aklı maat onun verasındadır. Ondan sonra aşk bastı başlar. Bir torba para verdik karşısına. Bunu sakla dedi. Bismillah dedi aldı. Bismillah dedi koydu. Kitledi ambarını. Kadın gidince kadın uyurken anahtarı aldı adam. Açtı sandıktaki parayı aldı oradan. Götürdü aşağıda evin altındaki kuyuya attı. Ersin geldi kadına. O parayı bana ver dedi. Kadın Bismillahirrahmanirrahim kapıyı sandığı açtı. Bismillahirrahmanirrahim elini soktu. Affe subhanallah. Buraya su nereden gelmiş dedi kadın. Bir de çıkardı. Torbadan sular sediyor, damlıyor henüz. Şıkır şıkır. Buyurun deyince adam perişan oldu. Dedi hanım, senden ben alay etmek istedim. Seni mahcup etmek istedim. Allah beni bu dünyada mahcup etti dedi.
Seni mahcup etmeyen, ben de ona rücu ediyorum. Beni de mahcup etmesin. Estağfurullahalazim. İnandım çünkü dedi. Kamil bir imana layık olmak lazım dedi. Yunet böyle insanı yemeyiz mi makaddeme mahar. Ne tehir olundu, ne takdim olundu. Hepsi mezbut. Hepsi mezbut. Hepsi yazıldı. Hiçbir şey noksan kalmadı. Hatta nefeslerin, hatta kalbinden geçirdiğin fikrin, hatta bir kimsenin arkasından gözünden kırpman, ona işaret etmen, o dahi kaydolundu. Efendi nasıl olur deme sakın ha. İnsanlar bugün öyle şeyler yapmışlar ki, insanların her yaptığı nefesini dahi teşbih ediyorlar. Bunu insan yapıyor, o insanı halk eden Allah yapmaktan aciz midir zannediyorsun yani? Hakka rücu ettin Allah'a karşı. Her işin, her efalin Allah'la olsun, Allah ismiyle olsun, Allah'la beraber olsun Celle Celaluhu Hazretleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi seversen imanın kemale girer. Hem nasıl seveceksin, her şeyden ziyade seveceksin. Resul-i Ekrem'i, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem rahmetellil alemin olan peygamberimiz öyle buyurmuşlar. Resul-i Ekrem'le buluşmak istiyorsan eğer, cennette Resulullah'ın sohbetine oturmak istiyorsan, akşam sabah Resulullah'a ona tanı salavat-ı şerife getir bu niyetle ama. Bir daha söylüyorum. Akşam sabah bu niyetle, yani Cennat-ı Aliyat'ta, Firdevs-i Ala'da Hazreti Muhammed'in sohbetinde oturmak isteyenler, akşam sabah ona salavat-ı şerife getirsinler duyarak Resul-i Ekrem'in âline, ehl-i beytine, ashabına, ensarına. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin ve sahabi. Ve günden güne Resul-i Ekrem'in sünnetlerine sarıl. İçtimai sünnetlerine. Afif, kerem, mürüvvet, sabır, cesaret, fetanet. Hep Resulullah'ın en güzel şeyler Hazreti Muhammed'e cem olmuştur. Allah. Cenab-ı Hak onu bir zübde olarak ve insanlara önder olarak göndermiş. Vesile-i rahmet, bizzat-i rahmettir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir peygambere malikiz elhamdülillah. Yarın yevmi kıyamette onun izni olmayınca, ona izin çıkmayınca hiçbir nebi şefaate muktedir olamaz. Kimse kimseyi kurtaramaz. O 99 defter verilecek söylemiştim az evvel. İçerisi hep suçla dolu. Her şey tespit edilmiş. Böyle olduğu halde, dikkat buyurun, böyle olduğu halde utancından o ümmetten olan o zat Hasan-ı Basri diyor ki keşke ben olsaydım diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri. Oraya çıkabilseydik diyor. Öyle Allah'tan korkmuşlar. Ve Allah'a öyle yaklaşmışlar. Allah'ı öyle öğrenmişler. Allah ile Allah'ı öğrenmişler. Allah. Ve emrolunur, götürün nara diyor Cenab-ı Hak. Götürürken Resul-i Ekrem, ya Rabbi onun bana vermiş olduğu salavat-ı şerifi var diye çıkarır. Ve 99 günah defterini bir mizana, Resul-i Ekrem'e veren salavat-ı şerifi bir mizana koyarlar, ağır gelir ve cennete gider diyor. Onun için kemalini, imanın kemalini çoğalt. Resul-i Ekrem'i sev. İsmini işittiğin vakitte salavat-ı şerifeyi ver. Ve bunu duyarak ver. Ki iki cihanda mahrum olmayasın. Vallahu yedi ila daris selam ve ihtimen inşa ila suratı müstakim.